Herkes tek tek hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün aramızda siz dostlarımızın yanı sıra yine çok kıymetli misafirlerimiz var. Bizleri hiçbir kahvaltımızda, etkinliğimizde yalnız bırakmayan ve Ereğli'deki çalışmalarımızda bizimle birlikte koşuşturan, hatta en son ki biliyorsunuz zifte düşen bir yavru köpek vardı. Basında da çok geçti. Hepiniz bunu takip etmişsinizdir. Çok büyük başarı göstererek o halini herkes gördü. Herkesin içi burkuldu, yüreği yandı. Tekrar onu hayata döndürmek sanki bir mucizeydi. İnanılmaz bir şeyi başaran Karadeniz Ereğli Belediye'mizin Veteriner İşleri Müdürlüğü Müdürü Atilla Bey ve ekibine hepimizin adına teşekkür etmek istiyorum bugün burada. Onları sahneye yanımıza almak istiyorum. Yaptıkları işe hakkını veren, yani herkes veteriner olabiliyor, herkes hayvansever olabiliyor. Her şeyi yapmış olmak için yapılabiliyor ama bundan çok özveri gerektiren bir çalışma, bir ekip çalışması var. Yıllardır tanıştığımız günden beri bize bu duyguyu sürekli yaşatıyorlar zaten. Sürekli onlarla birlikteyiz. Gülüyoruz, ağlıyoruz, seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Bakım evine gittiğimiz zaman onların çalışmalarını ve çabalarını ekibiyle birlikte sürekli şahit oluyoruz. Biz sık sık onlara olan teşekkür ve minnetimizi dile getiriyoruz. Ama bir kez daha sizin yanınızda bu teşekkürü etmek istiyorum. Bu teşekkürü ederken teşekkür belgesini de derneğimizin çok özverili çalışan, koşuşturan, her daim barınakta, sokaklarda görmeye alışık olduğunuz, elinde ya bir sepet, ya bir kedi, ya bir mama götüren, taşıyan, koşuşturan, biliyorsunuz hepiniz, Hülya Karada, bu teşekkür belgesi de o takdim etsin. Hülyan, ağlama biz. Herkes ağlıyor. Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal'ın buradaki katılımcıların hepsine ayrı ayrı selamlar. Kendisi 23 Nisan törenlerinde bulunduğu için katılamadılar. Teşekkür belgesini Sayın Belediye Başkanımızın adına alıyoruz. Onların talimatlarıyla, onların yetkilendirmeleriyle bu işler yürüyor. İnşallah bundan sonra da Sayın Derneğimizle birlikte belediye olarak işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Tabii kesinlikle belediye başkanlığımızın koordinesi altında yürüyor bütün bu çalışmalar. Bütün Ereğli'deki yapılan bakım evleri, çalışmalar koşuşturuyorsa belediye başkanımızın burada çok büyük katkısı ve payı var. Ona da çok teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Herkese emeği için herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza da katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Özel veteriner kliniklerimiz tamamen yetersiz. Biz sadece belediye ekibiyle çalışıyoruz burada. Ve burada çözemediğimiz sıkıntılı, problemli çocuklarımızın yaralarını Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara'da Sibel Hanım şifa oluyor. O iyileştiriyor onları ve bize tekrar geri gönderiyor. Sibel Hanım'a da teşekkür için küçük nacizane bir çiçeğimiz var. Onu da Lale Hanım'ın takdim etmesini isteyeceğim. Bu da Sibel Hanım'ın tedavi ettiklerinden, hayata döndürdüklerinden. Gözleri görmüyor, çenesini kırıklıyor. Çok zor durumlarda, ölümlerden dönüyorlar. Çene kırıkları, eklem kırıkları. Böyle hayata dönüp sokaklarda yaşamlarını sürdürebiliyorlarsa bu yavrucuklar. Bunun kahramanı ve eseri de yine Sibel Hanım. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Aslında görmüyor. Ona bir bakan annesi var, Emel annesi. Kahramanımız Emel Hanım. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Karadeniz Hayvanseverler Derneği olarak bugün yine geleneksel kahvaltılarımızdan bir tanesini tertipledik. Rutin olarak her sene kahvaltımızı düzenliyoruz ama bugün bir farklılık vardı. Bugün veterinerlerimize de teşekkür ettik. Belediye veteriner ekibimiz Atilla Bey'e ve ekibine yaptığı çalışmalardan
teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunduk. Ayrıca bizim sürekli Ankara ile çalıştığımız bir veteriner hekimimiz var. Biz onu da bugün davet ettik. Bizi kırmadı, geldi. Ona da teşekkürlerimizi sunduk bu kahvaltımıza. Bu kahvaltımıza tabii ki eşler, dostlar, sevdikler, sokak hayvanları, koruyucuları ve kahramanları katıldılar. Katılan herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu kahvaltının geliriyle biz her zaman söylüyoruz, sokak hayvanlarına yardım ediyoruz. Sokak hayvanların buna çok ihtiyacı var. Onların sokaktaki yaşam mücadelesi